Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kasım'ın 17'sine geldik. Ligde artık 10. haftayı tamamladık. 22 puanımız var. Hiç fena değiliz. Zaten biliyorsunuz bu sezonki hedefimiz ilk 5. Eee ilk 5'te olduğumuz sürece sıkıntı yok. Ama tabii ki puan farkı birbirine çok yakın. Hiçbir şekilde rahatlamamamız lazım. Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı yalnızca 4. Her an her şey değişebilir. O yüzden mümkün olduğunca tedbirli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabi bu arada güzel gelişmeler de oluyor. Takım uyumumuz artık ocağa doğru çok iyi seviyeye gelecektir. Takım uyumu arttıkça işler bizim için daha da kolaylaşacak. Hemen şöyle bir az takımımızı seçelim. Evet işte şu belki de bu bölümün en önemli haberlerinden bir tanesi. Oyuncular arasındaki bağlar kuruldu. Bazıları belki tam yeşil değil ama zaman ilerledikçe daha da iyi hale gelecektir illaki Şu bağlar bizim için çok çok kıymetli. Onun dışında kötü haberlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi Tayland'dan geldi. Milli takımda kararlılığı düşmüş. Valla oyuncu gelişsin diye milli takımı gönderiyoruz. Kararlılık düşüyor. Hakikaten şu kararlılık düşmesi kadar insanın moralini bozan bir şey yok. Biliyorsunuz kaanda da oldu. Ee, belki burası 15 kalsa konsantrasyonda biraz artsa komple 15 15 15 olacaktı. Çok daha güzel olacaktı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Denizemenize baktım da Allah'tan denizde bir şey yok. Onunki 19. O düşerse baya moralimiz bozulurdu. Kerim ne yazık ki düşüşte yapabileceğimiz bir şey yok. Furkan her şeye rağmen gelişmeye devam ediyor. Hamza gelişiyor. Her şeye rağmen dediğim antrenman yükü, e, yükünden dolayı mutsuz ya onu kastediyorum. Ege biraz gelişmişti. Şimdi duruldu. Tekrar gelişmeye başlayacaktır. Gökdeniz artık 4.5 yıldız olmasına rağmen hala gelişiyor. Furkan Emin Aslan'ın benim gelişimine devam ediyor. Kat etmesi gereken çok fazla yol var. Ama e, maç içindeki performansı asla sırıtmıyor. Hatta takımın en özel oyuncularından bir tanesi olduğunu Her maç gösteriyor açıkçası O yüzden Furkan'ın şu anki mevcut yeteneğiyle ilgili bir sıkıntımız yok Yani hani şu an biz Furkan'a katlanıyormuşuz gibi hissettirmiyor açıkçası Semi inanılmaz bir gelişim sağladı artık Fizik harika bir seviyeye geldi Bu yaşında bu zihinsel çok az oyuncu da vardır Teknik gayet yeterli Tekniği 13'ten 14'e mi çıktı ona bir bakalım 14'müş zaten tamam sıkıntı yok 13'müş yakın zamanlarda artmış güzel komple şurası 14 14 olsa çok iyi olur da o kadar da artık fazla zorlamanın alemi yok ama gelişebilir gelişebilir şu an kaç yıldız 3.5 yıldız bir yarım yıldız daha kesin gelişecek ondan sonrası da Allah kerim bence gökdeniz gibi bizim seviyemiz için 4.5 yıldız olabilir diye düşünüyorum ben şimdi Genel olarak bir durum değerlendirmesi yaparsak Vaziyet bundan ibaret Milli takım maçlarını tamamladık Biliyorsunuz milli takım bizim biraz ilerlememizi zayıflatmıştı Yavaşlatmıştı bizi ama Şu an için son Estonya maçını da oynadık Ligi lider olarak tamamladık Bir üst lige yükseliyoruz Gayet güzel 2004'ün fixtürü fikstürü böylelikle bitmiş oluyor 2025 daha belli değil yani bu sezon artık Ocak ayına kadar herhangi bir sıkıntımız yok. 2025'e bir şeyler gelecek mi bilmiyorum. Ama bu sezonun geri kalanını boş geçebilirsek güzel olur ama çok da yoğun olmaz diye tahmin ediyorum maçlar olursa. Yani önemli olan şey Uluslar Ligi'nin bitmesiydi. Uluslar Ligi bittiyse sıkıntı yok. Şimdi onun dışında yönetimle konuştuk. Biliyorsunuz İnanılmaz takımda bir e, mali kayıp var. Her ay eksiye düşüyoruz Hatta artıda olmamız gereken aylarda bile eksiye düşüyoruz nasıl oluyorsa ki bu geçen seneden beri olan bir durum. O yüzden 754 bin euroya e, gelir dedi kasamız hemen yönetimden daha fazla e, para elde edebilmek için gelir elde edebilmek için bir kardeş e, kulüp bulalım dedim. E, onlar da kabul ettiler gelirimizi artırabilecek her türlü olasılığı yapmaya kabul ediyoruz. Bu nedenle uygun kulüplerle bağlantı aramaya başlayacağız dediler. Bizim için güzel bir gelişme. Onun dışında pilot kulüp isteğimizi bir daha yenileyeceğiz. Kiralık olarak gönderebileceğimiz o ya kiralı hiç kabul etmiyor. Kaliteli oyuncular çıkaran denesek mi? Alt kaliteli oyuncular çıkaran bir kulübü pilot kulüp yaparsak eğer e, bu tür oyuncuların transferinde ilk söz hakkı bizde olur diyorum. İkisine de doğru zaman değil diyor ya. Muhtemelen biraz kulübün mali durumundan dolayı biraz ligdeki yerimizin tam oturmamasından dolayı yine de e, rakibimizden geri kalırız diyeceğim. Bu cidden çok önemli. Ne isterseniz isteyin faydası olmayacak. Tamam moralimizi bozdum yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an pilot kulüplere pek sıcak bakmıyor Altın Ordu. Ben ne zamana kadar bu devam edecek bence biliyor musunuz? Kulüp belirli bir seviyeye geldiği zaman... ...otomatik olarak şu Fenerbahçe ile yaptığımız var ya... ...Fenerbahçe'nin bize oyuncularını kiralık olarak gönderebildiği anlaşma... ...bunu otomatik olarak iptal ediyor. Kulüp artık belirli bir seviyeye geldiği zaman. O zaman işte bence... Pilot kulüplere izin verecek Şu an hala altın ordu e, Gelişme sürecinde olan bir takım Olarak görüyor yönetim O yüzden pilot kulübe pek e, Onay vermiyor ama şeyleri Onay veriyor Kardeş kulüplere onay veriyor Muhtemelen biz birinci ligin artık Yediklerinden olmuştuk ya O zaman pilot kulübe izin verdi Süper lige çıkınca işler biraz Değişti biz yükselmeye Çalışan bir takımız O yüzden e, şu an kabul etmiyor ama yavaş yavaş taşlar yerine oturduğu zaman kabul edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir tane de şey menajer olabilecek bir isim buldum. Yani öyle çok bildiğimiz tanıdığımız isim Juventus'tan ama çok öyle üst düzey bir oyuncu değildi. Hemen şöyle bir görebilirsem. Benim aslında kalbim hamşikten yana da hamşiyi bir türlü ikna edemedik. 18 yaş altına menajer olarak. Allah'ım ya Rabbim, eklemedim mi gal eklemedim galiba. Şöyle şu evet Fabio. Eklemişim de göremedim bir türlü. Fabio Coagriella. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Juventus'tan tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Bir 4 sene oynadı çok öyle üst düzey bir oyuncu Olmadı ama Yine de fena değil Kararlılık 20 i̇şte Teknik zihinsel var Şöyle düşündüm e, Robben'in aynı zamanda Zihinsel taktik de var Robben'i toplu oynama taktiği alırız Çünkü menajer buraya giriyor e, Diğerinde tekniği alırız diye düşündüm ama biraz daha tabii Yine e, aklımızda yıldız isimler Kadroya katmak var o yüzden biraz daha beklemek istiyorum açıkçası. Şu an Robin ne yapıyor mesela? B lisan, Ulusal A lisansını almak için eğitim alıyor. Peki 96 maç 37 gol beyler. Şakası yok. Hadi bakalım şu eğitimini tamamlasın. iyice güzel bir seviyeye gelsin. Sonra neler yapacak göreceğiz. Motivasyon 3 bu arada. İnşallah gelişir. Evet öyleyse yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet hemen Ali Emre'yi milli takımdan çıkardım. Kupa maçlarında da oynayabilmesi için yerine İrfan'ı aldım. Zaten 3. kaleciye sıra gelmeyecek bile. O yüzden onu biraz formaliteden alıyoruz. Zorunlu olmasa aslında 3. kaleciyi çıkartıp başka mevkilere oyuncu koyarım ama ne yazık ki 3 tane kaleciyi zorunlu tutuyor e, FIFA. O yüzden 3. kalecimizi seçtik yolumuza devam ediyoruz. Evet oyuncularımız milli takımda oynamaya devam ediyor. Deniz yine 74 dakikalık bir süre almış. Çok önemli bir tecrübe kazanıyor. Taylan 8 dakika. Kerim iyi süre almış. Düşüşü devam ediyor ne yazık ki 74 dakika. Enis bir 16 dakika oynamış. Gayet güzel. Bu yaşında tabii ki çok zor seviyede oynadığı için biraz sonradan yedek olarak girmesi normal. Önemli olan az da olsa biraz süre bulması. Yani milli takımlar onun için Boş geçen süre olmasın Bize yeter Zaten gelecek sezondan itibaren eğer Gökdeniz'e bir teklif gelirse Ya da yani Taylan'a bir şekilde Para bulamazsak birisini satmamız gerekecek Büyük ihtimalle o isim Gökdeniz olacak şu an takımda en çok Fare eden oyuncu muhtemelen ilgi de ona gelir diye düşünüyorum ya Semih ya Gökdeniz Öyle bir şey olursa Gelecek sene Enis devam edeceğiz Ya da kiralık olarak göndereceğiz Hadi bakalım teknik ekiple toplantıya geçelim. Evet, Cihan futbolunda olağanüstü bir gelişme yaşıyor. Böyle devam ederse müthiş bir futbolcu haline dönüşebilir. Valla Taylan'ın işi zor. Arkadan oyuncu geliyor. 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor beyler şakası yok. Kararlılık 12, eee denge 16, 11 11, kaygısız, güzel. İlk kontrol, markaj var, top kapma tamam. Ortası gayet güzel gelişiyor. Dripling gelişiyor. Vallahi bilmiyorum. Belki sezon sonu bir değerlendirme yapacağız. Taylan'a o kadar para vermek değer mi değmez mi? Cihan'la mı devam etsek? Bu da bizim için ayrı bir seçenek olabilir. Tabi kararlılık düşünce insan hemen oyun, o oyuncudan soğuyor. Kaan'da da bir geçen sezon soğuma oldu. Ondan sonra devam edelim kararı aldık. İyi ki de almışız. Taylan'da tabi harcamamak lazım. Yani şu an 30 milyon euro değeri olan bir oyuncu. Onu altı 6.5'a bitirebiliyorsak çok çok güzel olur. Ama sezon sonunda ilgi olacak bu oyuncular olmayacak mı onu bilmiyoruz. Eğer olur da Taylan'ı elimizden kaçırmak zorunda kalırsak Cihan'ın varlığı bizi çok rahatlatıyor beyler. Onu söylemem lazım. Şu an hakikaten bizim için stres yapmaya gerektirecek bir durum yok. Gökdeniz giderse yedeği belli. Ya yani onun yerine geçecek oyuncu belli. Enis, e ee, semih giderse yerine Gökhan. Taylan'a imza attıramazsa Yerine Cihan. Tamam, daha ne olsun. Gayet güzel. Devam. Bu arada hazır raporu gelmişken e, ben de fark ettim. Hakan'ın da kararlılığı düşmüş. Ya yani bence oyunda çok fazla kararlılık düşme durumu var. Ya yani bu kadar çok abuk subuk nedenlerden dolayı kararlılık bu kadar kolay düşmemeli. Çok iyi hatırlıyorum. E 16 idi Hakan'ın kararlılığı. Yani şurada bir tane yeşili vardı diye hatırlıyorum çok çünkü sezon başında almak için mücadele ettik boş transferden verebileceğimiz en iyi parayı da verdik Trabzonspor tercih etti onu da kararlılığı 15'e düşmüş o yüzden yani yapabilecek bir şey yok mesela şeyde Serhat Serhat'ın da kiralıkta düşmüştü ki şu an iyi gelişiyor hatta belki de yani Altın Altınordu'nun gelecekteki kalecisi olacak geleceği parlak kaleci olarak gözüküyor gelişimi hiç fena değil Teknik belirli bir seviyeye oturmuş durumda Tamam Yani Az çok zihinseli de var Fizik biraz zayıf gibi gözüküyor ama Çevikliği genel olarak iyi 13-13 14-14 yapsa zaten Ali Emre seviyesine gelebilir Oynamaya devam ediyor mu 6 maç Kaçıncı hafta Adana 10. hafta Kaleci mi değiştirdiler Yo Serhat gözük, Ha şey ya sonra da en son gitti ya. O hep e, unutuyorum ben onu. Transferin son, neyini unutuyorsam. Transferin son gününe kadar ölüp ölüp dirildik kiralık olarak gönderelim diye. Bir an sayı az gelince acaba oynamıyor mu diye şey yaptım da. Oynuyor oynuyor. Devam. Beyler Asın bayrakları. Ee, Özsan sevindirici bir gelişim gösteriyor. Aynı zamanda e, asistini de yapmış. Aslanım benim. Hemen şöyle bir bakacağız. Ee, o güzel atmışız. Kuzey İrlanda zaten yani hala sağ takımı gibi bir şey yakıyordu bizim başımıza. Hemen şöyle bir nereden yapacağız? Şurada hemen göstermişti. 19, 18 yaş altı Kuzey İrlanda zaferi. Hemen gollere bir bakacağız. Haydi bakalım. Aycan. Sol taraftan ilerledi. Verdi şimdi pasını Mehmet'e. Uzun bir top Can'a doğru. Can açısı dar. Kalecinin kurtarması gerekiyordu ama güzel gol oldu. Mehmet penaltıdan hop ders köşeye. Durşit. Orta sağdan Ere'ye bıraktı. Sağ tarafa güzel top. Özsan. Nefis pas verdi. İşte bu kadar. Aslanım Özsan. Gayet güzel. Şimdi diğerlerini izlesemedik. Diğerlerin Diğerlerinin hepsi zaten candan gelmiş. Canın da potansiyeli çok yüksek gözükmüyor açıkçası. Bitiricilik 7 geç. Bence Gökhan'ın oynaması lazım. Gökhan nerede? 18 yaş altı. Gökhan burada. Gökhan 19 yaş altında beyler. 16 yaşında. Tabi bir Enis kadar terfi edemese de yine de güzel çıkmış. Bakalım inşallah süre bulacak. Henüz forma giymemiş durumda, yedeklerde. Şimdi milli maçlarda başka bir şey yok. Yunus bir 67 dakika oynamış, hafif düşüşteydi. Düşüşünü kırmış, şu an gelişiyor, gayet güzel. Özana zaten baktık. Ee, bir de Ege'de sevindirici bir haber var. Şu an birinci lig seviyesinde standart bir oyuncu. Bence o kadar, yani olabilir, evet, birinci lig seviyesinde olabilir. Süper için yine fizik olarak zayıf kalıyor ya fizik önemli. Yoksa teknik meknik benim diyen e, Süper Lig oyuncuları kadar iyi. Şöyle baktığımızda merkez orta saha savunma dediğin zaman 13, 13, 15, 15, 12. Yalnız var ya çok önemli bir zihinsel gelişimi var. Aslanım benim fizik gelişiyor şu onlar artık 11 yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakacağız. Evet. Cesaret 9. Çalışkanlık 11. Peki. Karar alma 10. konsantrasyon 9. Liderlik tamam. Şu an artış özel yetenekli bir artış var mı? 15'miş. 16 olsa çok güzel olur. Yalnız var ya hakikaten ben CG çok özel bir oyuncu. Yani savunma özellikleri olan ama aynı zamanda teknik desen var, pas desen var, Özel yetenek var. Beni heyecanlandırıyor. Çok çok önemli bir oyuncu oladı. Bence bir noktada Sami'nin gitmesi hayırlı bile oldu. Ege'yi kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak rahat bir şekilde devam edecektir. Haydi aslanım. Bize güzel bir haber verdin. Artılarına da şöyle bir bakalım. Süreklilik konusunda biraz zarfı olması kötü e, ileride gelişim göstermek istiyorsa daha istikrar. O oynadıkça biraz gelecektir. Henüz 18 yaşında. Ortayı zaten beklemiyoruz orta yapmasını. Antrenman performans çok iyi. Harika bir uyumu var. Tamam zaten altyapıdan yetişmiş oyuncu. Pasları çok çok iyi. Pas yeteneğinin temelini yüksek tekniği oluşturuyor. Tekniği de 15, pası da 15. Süperlik seviyesinde illaki oynar. Oyun zekası çok yüksek. Karar verme ve pozisyon alma özelliğinin iyi seviyede olması onu zeki bir oyuncu yapıyor. Belki ileride duruma göre daha riskli pas yap diyebiliriz ama şu an zaten ona daha fazla uzaktan şut çeker dedik. Bir onun şeyini bir görelim. Sonuçlarını bir görelim istiyorum. Hemen şuradan baktığımızda evet daha çok şut çek var. Onun dışında başka neyi seçebiliriz? Duruma göre pasları çok çok iyi olursa ki pasla ilgili bir oyun karakteristiği Ekleriz diye düşünüyorum Sami'ye eklediğimiz FAS karakteristini Ege Hayda'ydı yapar bence Öyle bir şey yapabiliriz Evet onun dışında Bu kadar Müdahalelerde sert ol demeyeceğiz Peki Yolumuza devam edelim Evet kulübün yöneticileri yapılan görüşmeden sonra kulübün başka Kulüplerle bağlantı içinde olmasını mantıklı buldu Ancak geniş bir aramaya rağmen uygun bir ekip bulamadılar geniş bir arama dediği muhtemelen sadece Süper Lig kulüplerinden aradı. Başka kulüplerden pek aramadılar. Onun gözlemcilikle alakası var mı bilmiyorum ama belirli bir seviyeden sonra yönetim seçimi bize bırakıyor. O seviyeye çıkabilirsek eğer işler bizim için çok daha rahat olacaktır. Şimdilik ek, kulüp, ek gelir elde edebileceğimiz bir kulüp bulamadık ne yazık ki. Beyler 19 yaş altı gümbür gümbür ilerlemeye devam ediyor. 6 puanlık fark devam ediyor. İyi bir puan ama her an e, değişebilir işler. İlk kontrol güzel gelişiyor. Yakında buralar 11 olacak inşallah. Denge 16 hızlanma 16 olursa var ya ben size söyleyeyim. Mehmet'in fiziği hakikaten çok can yakacak. Fiziği de 1.84. Kafa toplarına da çok iyi çıkıyor. Bakalım. Enis ne yapıyorsun aslanım? Akmaya devam ediyorsun. Onunla oynamış zaten. Bir tane de Yağızcan'dan hediye gelmiş. O da güzel gelişiyor. Kendine inancı düşük olmasına rağmen. Haydi bakalım. Cihan sağ taraftan aldı. Bizim için çok önemli bir isim. Sağ taraf hazır bizim ya. Enis kesti içeri Mehmet dedim size. Çok iyi kafa vuruşları var. Yine çıktı Ronaldo gibi vurdu. Abdullah'ın da boy bayağı kısaymış bu arada. Yakup, Cihan. Uzun bir top ayağının dışıyla ama nereye? Enis'te kaldı top. Affetmedi. o 90'a yazmış. Aslanım benim. Selman. Serdar. Tansu sol taraftan aldı. Verdi topunu Mehmet'e. Hop Enis. Gayet güzel. Atalay. Şimdi Cihan'da top. Sağ taraftan aldı. içeri doğru çevirebilecek mi? Geri döndü. Sol ayağıyla açtı. Mehmet her yerden kafa vuruyor ya. Çok değişik. Evet. Mustafa uzaklardan güzel bir gol. Tansu sol ayağıyla açtı. Enis sağ taraftan aldı. Rakibinin karşısına aldı. Yazcan'a bıraktı. Vallahi 90'a 90'a hiç affı yok bizim takımın. Mehmet Fatih uzun oynadı. Can indirdi. Orada Tuay var. Tuay birebir de kaldı. O da 90'a yazdı. 5-2 güzel bir skor. Bol, bol gollü geçmiş derken 3'ü de mi yedik? Hop. Oo. Zaten bizim şu an yetenekli stoperimiz yok da. Hasan fiziğiyle dövdü resmen. Güzel. Şimdi Serkan'ın raporu gelmiş. Tamam. Hala 2025. Şu Sait'e bir daha bakalım ya. Sait bizim için. Gerçi sol tarafa ihtiyacımız yok da. Said Kaya. İşte maksimum 3 yıldız olunca bir %100 olana kadar bir daha gözlemlendireceğim. Çünkü biraz potansiyel ol, olsaydı var ya Said bizim için çok iyi olacak. Yine de sanki almaya değer gibi gözüküyor. Bilmiyorum ki. En azından üzerinden biraz para kazanılabilir gibi. Bakacağız. Evet. Buna da şöyle Tamam diyelim yolumuza devam edelim. Evet milli takımımız dünya sıralamasında yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bir sıra yükselerek 39. sırayı aldık. Galibiyet serileri arttıkça artış hızımız daha da yükselecektir. Şu an tabi 1-1 başladı. Arjantin 3. sıradan 1. sıraya yükselmiş. Peki şöyle bakalım. Çok düşmüşüz ya. Çok düşmüşüz 39. Ben geçen seneki kariyerimde hatırlıyorum. Baya sanki ilk onları zorlayacak seviyelere geldik. 14-15'lerde falandık galiba. İran 23. sırada beyler. Bizim yani İran'ı İran'ı geçmemiz lazım. İşte yavaş yavaş puan topluyoruz. Puanlar birbirine çok yakın olduğu için. Şimdi galibiyet serileri geldikçe işler değişecektir. Ama tabii şu ana kadar bir düşüş trendi var. Onu bir anda kırmak mümkün değil. Özellikle Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'nda güzel işler yapabilirsek oralarda bayağı iyi puan toplarız. Türkiye'nin dünya sıralaması, ligin sıralaması arttıkça kalitede gittikçe artacaktır. Haydi bakalım, devam. Beyler, as bayrakları as 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 as. Gökhan golü attı. Aslanım benim be. İlk maçında ilk maç Bir. eee ne yazık ki U19 seviyesinde işte bir kez çıktı bir kez gol attı filan onlar çıkmıyor ama ilk maçında şu an golünü attı. Bu arada U19 Türkiye U19'da bir şeyler yapacak gibi. Fikstürüne bakalım. U19 elemeleri 4. tur birinci grup. 3. tur ikinci grup. Biz şimdi bu ıı, nasıl ikinci tur ya? Üçüncü tur pardon. Üçüncü tur ikinci grup. O zaman biz dördüncü tura çıkmayı garantilemiş mi oluyoruz? Şu an yalnız bizim puanımız çok iyi değil ki. Bakayım. Dört puanımız var. Nasıl olacak? Bir kişi düşüyor. Düşmediğin sürece sıkıntı yok gibi bir durum var galiba. Valla sistemi o kadar çok oynadılar ki. 19 yaş altı sistemini zaten ben çok fazla bilmiyorum ama. Üst tura çıkıyorsak sıkıntı yok. Çocuklar bir oynasın. Gökhan'ı bir görelim. Castillo. Yavrum benim. Onların Castillo'su varsa bizim de Emre Gökay'ımız var. Saldır Mustafa. Saldır karı oğlan. Affetmemiş. 1-0 öndeyiz İspanya karşısında. Joffre. Hop. Kafa vuruşu güzel. Güzel kafa vurmuşlar. Şimdi Calderon'da top. Yavrum benim. İsimler zaten... Morante, Calderon, Castillo. Bir üç atarız tadındasınız da. Biz de boş değiliz hadi bakalım. Daha Gökhan çıkacak sahneye. Uğur. Köşe vuruşunu kullandı. Şimdi rakip uzaklaştırdı topu. Tekrar Uğur aldı. Bir daha kesti. Gökhan çıktı kafayı vurdu. Aslanım benim. Hava toplarının vazgeçilmezi. Yine boş geçmedi. Şu Emre Gökay da aklımızın bir köşesinde. Ama tabii Enis varken yani. Enis varken Enis oynayacak tabii ki. Yine de listemizde bulunduruyoruz. Listemizde değil mi? Listemizde olması lazım. Evet. Tamam. Yolumuza devam edelim. Hafta kanteman raporlarına şöyle bakıyoruz. Birinci sırada Semih Kılıçsoy var. Aslansın Semih. Hakikaten var ya öyle bir gelişti ki şu 15'leri 16 yapsa zaten efsane olur da yine de şu an harika bir oyuncu haline geldi. Yaratıcı forvette de, de biraz daha kendisini buldu. Çalışkan forvet olarak başladı. Sonra biraz rolünü değiştirdik. Bir de oraya daha sıkı markaj yapara ekledik. Harika oldu. Ege ben size söyleyeyim orta sahanın gizli kahramanı olabilir. Hamza tabii ki ben Hamza'ya var ya çok fazla Fas'la ilgili bir şeyler çalıştırmayı düşünmüyorum alsın gitsin bireysel yeteneğini kullansın çalım yapsın ki bundan sonra bireysel yeteneğini kullanır diyeceğiz. Özel yeteneği 16. Pas yükünü Ege ve Furkan çok rahatlıkla halleder. Birinin 14 ki yakında 15 olacaktır. Ege'nin 15 16 olabilir. İkisi de çok teknik. İkisi de oyun e, vizyonu yüksek oyuncular. Hamza da 3. sırada aslanım benim. Böyle devam edin. Şimdi burada düşüşlerde Selman var da Selman zaten potansiyeli yüksek değil. Orası boş kalmasın diye sözleşmemizi aldık. Birinci sırada Mehmet var. Mehmet ilk kadroya çıktığında çok fazla böyle umut vermiyor gibiydi ama öyle bir gelişim trendine girdi ki yemin ediyorum patlaya patlaya gidiyor. Şu an bizi çok heyecanlandıran bir oyuncu haline geldi. Sadık biraz potansiyeli olsa o da çok iyi gelişiyor ve tabii ki Cihan yavrum benim. Komple şuralar komple yeşil beyler. Çok güzel. Evet tesisler arttıkça antrenör kalitesi arttıkça her şey daha bir de kelliğini gelse mesela Alves Dani Alves ne yapıyor mesela bir tane sağlam bir bek antrenörümüz olsa Danilo Alves çıktı Daniel Alves çıktı Alves yok demek ki beyler. Kaleci antrenörü olmadıysa <laughs> Dani Alves yok. Philip Lam mesela ne yapıyor? Bunlar yok ya. Antrenör falan olmamışlar belli ki. Kafu yok mu kafu? Of kafu olsa var ya. Efsane olur da. Kafu da yok. Neyse artık şu Kellini'ye çok bak Kellini, Mertens bunlara o kadar çok ayar oluyorum ki siz Altın Ordu'nun hadi Ronaldo Altın Ordu'yu beğenmedim tamam anladım yani de siz neyine be Kellini Allah aşkına bunca zamandır boştasın ne olur gelsen bir imza atsan yüzümüzü güldürsen hadi onu da geçtim Mata sen niye beğenmiyorsun Hadi onu da geçtim. Hamşik, sen Trabzon'da oynadın. Sen niye beğenmiyorsun? Canım çok sıkın ya. Neredeyse her bölüm bir tane personel çekiyorduk bir ara. Çok önemli bir duraklama seviyesine geldik. Kötü oldu. Beyler, Gökhan yine boş geçmedi. Mehmet yine boş geçmedi. Puan farkı oldu 9. 19 yaş altı bu sezon hakikaten cayır cayır. Bir daha bakacağım. Valla bitiricilik 16 falan olursa şaşırmayın. Yavuzcan. Bir tık ilerledi Gökhan'a doğru. Haydi Gökhan. Bire de kaldı Gökhan. Açısı da çok iyi vurdum. Vuruşları çok temiz. Uzun bir top. Enes aldı yine orta sahadan takımını sırtlayıp hücumu başlattı. Gökhan birebir de yine açısı dar. Hakikaten iğne deliğinden atmasını biliyor. Zlatan'ın bize hediyesi. Faruk verdi topu. Güzel tek toplar. Mehmet huf, uzaktan vurdu Mehmet. Aslansın Mehmet. Çok güzel. Bülent sakatlandı. Aa, sakatlıklar artık bizim kaderimiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Allah'tan potansiyelli oyuncu değil. Ne kadar sakatlanmış? 2-4 hafta arası. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Altın Ordu yönetimi Samsun Spor karşısında galibiyet bekliyor. Samsun Spor tabi lige yeni çıktığı için e, hemen şöyle bakalım. 7. bitirmişler. Hay bu şu anki puan durumu. Geçen seneki değil. Ama yeni lige yeni çıktılar. TFF birincilik ne zaman alır? 93. Playoff'lardan mı çıktılar acaba? Neyse. Asıl mevzu orada değil. Asıl mevzu şurada. Taraftarlar takımın UEFA Champions League vizesini alabileceği bir lig sıralamasının yükselmesini umuyor. <laughs> ya var ya siz sezon başı kümede kalmadan ne ara Şampiyonlar Ligi vizesine geldik ben o arayı hatırlamıyorum. Eren'in gol orucunu bozmasını bekliyorlar. Eren kendisini bir anda yeniden toparladı. Tabi bu maçta forma şansı bulması biraz zor. Semih yorulur ancak olabilir de. Bu Şampiyonlar Ligi vizesi mevzusu ne ara çıktı ben onu anlamadım. Konferans Ligi'ne gitsek biz yatıp kalkıp dua edeceğiz. Bence fazla. Bir de kovuyorlarmış sezon sonu. Şampiyonlar Ligi şeyini alamadık diye. Vay be. <laughs> ne güzel olmaz mı? Furkan Emin, bu, bu maç senden... Oo, Furkan Emin güzel gelişiyor ya. Hadi bakalım, devam. Sıradaki rakibimiz Samsun Spor. Şu oyuncular arasındaki bağların kurulduğunu görmek beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Çıkacağız futbolumuzu oynayacağız. Oyuncular genel olarak ortalama seviyede ama bazı oyuncuların maç kondisyonu bile düşüyor. Gökdeniz ve Furkan bunlardan iki tanesi. Hemen şöyle çıkalım gümbür gümbür bir futbolumuzu oynayalım. İnşallah 3 puanla yola devam edeceğiz. Ali Emre gaza gelmiş durumda. Haydi bakalım. Şimdi Domine'ye bakarız. Yumrumuzu sıkıyoruz. Kendi evimizdeyiz. Basın çok diyorum da. Taraftarları coşturacak. Taraftarları coşturun deyince pek şey olmuyor ya. Yıllardır böyle de. Hep de aynı şey. Hep basınla ilgili konuşmak istemiyorum. Hemen şöyle bir Douglas'ı tutalım. Pascal, yani Mendes, Bilal, valla üçünün de profili açık değil açıkçası. Yalnız en çok asist yapan oyuncu Pascal olduğuna göre bir de ona asist yapsak yeterli olur diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı ama sanki normale göre bir tık daha hafif dolu gibi geldi ama çok öyle gözde görülür bir değişim yok. %66 ile başladık. Gayet güzel. Hemen pozitif yapıyorum. Daha çok çabalayın diyorum. Evet, biraz daha kanatlardan oynayacağız. Açılıyorum kanatlara doğru. Oyunu biraz genişletmeye çalışıyorum. Başarabiliriz diyorum. Haydi bakalım. Hamza verdi topunu Gökdeniz'e. Topa yattılar ama tekrar Gökdeniz'e top. Furkan Gökdeniz arayı nefis bıraktı. Hamza açı dar ama köşe vuruşu bizim. Kerim köşe vuruşunu kullanacak. Güzel bir kafa gol getir. Gökdeniz ah be kafayla iyi sıyırttı ama. Bir ikerde değil tabii. Dakika 36. Kale vuruşunu kullandı Samsun Spor. O top bizde mi? Furkan Aslansın. Hava topuna çıkıyor. Gökdeniz aldı kaptırdı. Şimdi sol taraftan Melih ile atağa kalkıyor. Samsun Spor. Köpke. Oo, iyi sıyrıldı. Valla gol de gelebilirdi. Tayland'dan bayağı iyi sıyrıldı. Mendes. Köşe vuruşu kullanıldı. Yalnız Samsung Spon tribünleri dolu. Bizim tribünlerde aynı doluluk yok ne yazık ki. Uzaktan bir şut dışarıda. Yine de eskiye nazaran biraz daha dolu ya. Beyler hadi. Daha çok çaba. Var mı vuran? Var mı vuran? İşte bu be. Ama hakem hemen oraya geldi. Offside var mı yok mu ona bakıyoruz. Gol geçerli. Bir kez daha izleyelim. Kerim keste. Gökdeniz, deniz aslansın be. Yavrum deniz. Nasıl kafayla çıkmış? Hava topları çalıştırıyoruz. Markaj artıyor. Yakında 11 olabilir. Hadi bakalım. Evet. Mutluyuz. Topu hükmetme konusunda bence bugün çok iyiydik. Biraz daha ama sanki pozisyon bulmamız gerek diye düşünüyorum. Yine çocuklara biraz daha çabalayın diyeceğim. Taylan yoruldu. Hemen hızlı değişikliğimizi yapalım. Furkan buradasın. Taylan taç kullandı. Hamza, Gökdeniz, Semih vurdu. Verdi pasını Furkan'ın yine boş geçmedi ya. Primi de aldı. Semi yalnız aldat dedi bu sefer. Semi aldat dedi. Bir kez daha izleyelim. Taylan taç atışını kullandı Hamza Gökdeniz Semi hop tıkırladı tek top. Güzel. Hemen değişikliğimizi de yaptık. Gökdeniz yoruldu. Biraz daha birkaç oyuncunun daha yorulmasını bekleyelim mi? Bence beklemeden değişikliği yapsak da olabilir. Kerim verdi pasını Furkan Emine. Ege, Kerim, Deniz. Şimdi Furkan Yöntem, Kaan, Deniz, Ege. Güzel. İyi paslaşıyoruz. Uyum gelince nasıl paslar gelmeye başladı? Hop. Furkan Emin havadan yanlış oyuncu havadan oynadı. Ege. Gerçi bizde havadan oynanacak kimse yok da Gökdeniz vur onu. Offside olabilir. Şimdi Hakem bir baksın bakalım. Gökdeniz'i çıkaralım. Furkan'ın sarısı var çıkaralım. Gol geçerli. Bir kez daha izleyelim. Ege orada aldı topu. Bak Hamza'ya bıraktı. Hamza'dan ara top. Hop tık 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 bu kadar. Ba, dakika 75 oldu. Bir 15 dakika. Oyuncular oynasın. Furkan Emin gelişsin diye onu çıkartmak istemiyorum açıkçası. Mesela Eren'i oynatmak istiyorum. 3 2 değişikliğimiz daha var. Ekin oynamaya devam etmeli. Bir de Hüseyin mi? Hüseyin'in maç kondisyonu düşüyor. Bir de Hüseyin gelsin. Evet, 3-0'lık güzel bir galibiyet. Rotasyon oyuncularını da mümkün olduğunca oynatmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Kollarımızı kaldıralım. İyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada 5. tur kuralları çekildi. Onu ne zaman oynayacağız biz? Ta burada. Ama yine burada yoğun bir tempoya gireceğiz. Birinde Çaykur Rize, üçünde Göztepe 8'inde Konya. Ondan sonra biraz bir ara var. Tamam. 5 gün Adana Demirspor, 3 gün Kasımpaşa. Güzel. Bu ay zaten fazlasıyla yoğun geçecek gibi Aralık ayı. O yüzden hazırlık maçları ayarlamamıza gerek yok. 145 bin euromuzu aldık. Valla 145 binler yetmiyor ya. Vallahi yetmiyor billahi yetmiyor. Gökdeniz bir gol bir asist. Hakikaten gol yollarında çok iyiydim böyle devam et. Evet sağdaki karşılaşmamız kim? Rize Spor. Rize deplasmanına gidiyoruz. Haydi bakalım. Arda Turan'ın menajerlik için Alanya Spor ile görüştüğüne dair dedikodular var. Valla daha az önce baktım. Arda takımda kalırsa e, antrenör olarak çok iyi olur diye düşünüyordum. Çünkü hücum te, taktik belirli bir seviyeye gelmeye başladı. Antrenör olarak disiplin biraz zayıf ama daha iki tık daha gelişecek. B, A, hatta 3 tık. B, A, Pro. Ee, çok iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. İnşallah takımda kalır. Valla Çerkurize de ilgileniyor ama hemen şöyle bir yanıtlayalım. Kulağa biraz bencilce gelebilir ama kalmasını gerçekten çok istiyorum. Çünkü ayrılır sonun yerini doldurmak zor olur diyorum. Bakalım Arda ne düşünüyor? Bilgiler kısmında çıkar mı? Şimdi gaza gelip hemen yeni bir sözleşme önermek istemiyorum da. Ayrılırsa yine bir şekilde yeri dolar. Dolmaz değil. Ama bu ana kadar iyi şey yaptık. İyi geliştirdik. Yani geliştirip geliştirip göndermek de biraz kötü olur açıkçası. Serbest kalma aynen menajerlik görevi için tazminat ödenmediğinden dolayı o yüzden biraz ilgiler artıyor. Arda'ya yeni bir sözleşme önersek mi acaba? Mesela asistan olarak şu an seçeneklerimiz neler? Şöyle bir diyelim mesela asistan menajer özellikleri. Tabii bunlar sadece gözlemlemeye falan bakıyor da sadece buna göre değerlendirme yapmak doğru olmaz. Hücum taktik diyelim. Hücum taktikte bizim mesela asistan olarak alabileceğimiz kimler var? Bülent Uygun. <laughs> Bütün çıkış yollarımız yine Bülent Uygun'da. Nino. Hocam asistan gelir misin? Bülent Hoca futbol direktörü diyor başka bir şey de demiyor. Bülent Hoca'dan da var ya ne olmaz desen bir tek futbol direktörü olmaz derim. Bir de gençlerle çalışması çok zayıf. Kararlılık çok düşük olmasın. Vallahi tanıdık kimse yok. 12 diyelim. Gabre Hadi 16 diyelim. Emilio Ferreira. Valla tanıda kimse yok ya. Arda'ya bir yeni sözleşme yapalım olmazsa. Eto'ya biz kaç veriyoruz mesela şu an? Hemen şöyle bir bakacağım. Şunu da bu arada eski haline çevirelim de. Hemen şuradan milli takım diyorum. milli maçlar. Tamam. 10 Kararlılık 16. Tamam. Şimdi genel bakış diyelim. Antrenör ekibi Eto ne kadar alıyor? 39. Eto da aynı alıyor ya. 37.500. Bence şimdilik devam etsin. Bence devam etsin. Çok öyle şey olduğunu düşünmüyorum. Ciddi bir ilgi olduğunu düşünmüyorum ben. Gökhan Akay futbolunda olan üstü bir gelişme yaşıyor. Böyle devam ederse müthiş bir futbolcu haline dönüşebilir. Gökdeniz bayraklardan biraz daha iyi bir futbolcu olabilir. Haydi bakalım Gökhan. Bizi çok heyecanlandırıyorsun. Aslında biraz kafa vuruşu falan daha yüksek dripling olsam. Teknikte zafiyetleri var ama Gelişim o kadar iyi ki bir şekilde halledecektir diye umut ediyoruz. Haydi bakalım. Evet şaka maka Furkan Emin asist primini cebine attı. Gol primini de cebine attı. Yoluna devam ediyor. Hadi bakalım aslanım. Nerelere kadar? 2 i̇ki, iki yıldızlı 2,5 iki yıldız olmuş. Yavrum benim be. Böyle devam et işte. 13-13-14 biraz dayanıklılığında 11 yapsa fizik zaten tamam. Teknik de fena değil. Teknik 12, dribbling 12. Şunlar zaten 10 hazır gibi. Zihinsel de illaki gelişecektir. Bakalım neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Altın Ordu galibiyet serisine devam ediyorum. Valla şu an durdurulamaz bir konuma geldik gibi. Mehmet ve Gökhan'dan birer gol var. Hemen gollerimizi izleyelim. Yavaş yavaş maça doğru ilerliyoruz. Ekemen. Orta sahadan aldı. iyi kat etti. Can'dan iyi müdahale ama tekrar Faruk'ta kaldı. Oğuzhan bu sefer Ali'de kaldı. Evet mağlubiyetle başlamışız. 27. dakikada 1-0. Can bir rotasyon kadrosu ile çıkmıştı. Yani rotasyon oyuncularımız vardı. Enis mesela yorgundu. Ay bu Mehmet ne kadar böyle kafa golü atıyor ya. Benim diyen Pivot Center şu kadar golü yok. Mehmet sol tarafa e, gelirse sağ tarafta olan oyuncuya Arka direğe doğru orta yap diyeceğim. Öyle bir kafa performansı var yani. Mehmet, Faruk. Uzun oynadı Gökhan'a doğru. Gökhan tekte kontrol göğsüyle sol ayağıyla bıraktı. İnanılmaz bir bitirici. Çerçeve içerisinde topla buluştuğu zaman %99 gol en azından. Tabii ki 19 yaş altı seviyesinde bakayım skorlar ne durumda. Yani 22 gol 12 asist. 19 yaş altında uçup kaçıp kafa gole atmak pek mesele değil ama. Oho, 40 gol 7 asist. Yavrum benim Gökhan Mesin'in rekoruna aday. Bir 90-100 atacak herhalde. İyi bakalım iyi. Bu sene coşsunlar da gelecek sezon ya kiralık gidecekler ya da zaten az takım. Evet haftanın en çalışkan isimleri arasında birinci sırada Semih var. Aslında benim deniz bir ara dolu dizgin gidiyordu. O arada tabii ki düşüşler illaki olacaktır. Yani ha, ha, kimse makine değil bir de konuşamadım. Herkes insan sonuçta diyecektim. <laughs> i̇nsan olmadı bir an aklımıza geldi. Ama işte tabii yani anladığınız mevzuyu. Zaten aynı gelişim trendini sürdürüyor gayet güzel. Ege'de bir çalışkanlık gelişimi var. 1 bir artmış güzel. 11'den 12'ye zıplamış aslanım benim. İşte böyle olacaksın ya. Ege'nin gelişimi çok hoşuma gidiyor. Sezon sonuna kadar ben size söyleyeyim mi? Orta sahanın en sağlam isimlerinden birisi haline gelecektir. Bir tek fiziğini artık şu onları 11 on yapması lazım. Hamza aslanım benim gelişmeye devam ediyor. Haftalık antrenman raporlarında gençlere bakıyoruz. Bunlar çok potansiyelli değil. Bir tek Cihan var. O da hakikaten gümbür gümbür. Bir de Muhammed var. Muhammed'in de yani potansiyeli yok diyemeyiz ama tabii ki bizim ilgimizi çekecek kadar iyi değil. Belki iyi bir rotasyon oyuncusu haline gelebilir. Devam. Beyler, Avrupa e, U21 Şampiyonası grupları çekildi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 21 yaş altında gerçekten bizim iddiamız var. Yani şöyle bir kadroya bakıyorum. Yusuf Varesi, Doğan Elemdar, Hakan Yeşil, Kazımcan çok iyi değil ama Ravil, Enis, Kerim, Rahmi, Süleyman çok iyi bir oyuncu. Kararlılık 16, özel yetenek 16, vücut sindeli 16 gayet güzel. Ahmetcan Kaplan, Emre Bilgin, Sami, Arda, Emircan, Emirhan, Berker. Hatta Ali Akman'ı almasaydık bir de oraya Ali Akman eklenecekti de. Enistes'ten kurtarır orayı. Tabii Enis oynayabilecek mi bilmiyoruz. 22 yaşında gözüküyor. Evet. Ben size söyleyeyim ki çok güzel işler yapabiliriz. Çok güzel işler yapabiliriz ama çok sanki kolay bir kura da gelmedi. Hırvatistan, İtalya, İtalya'nın altyapısında illa bir şeyler vardır. Wisdom'ı tanıyorsunuz zaten. E, Nanto'yu tanıyorsunuz. Ama bilmiyorum. Umutlarım çok yüksek. Bakalım e, 21 yaş altı Avrupa şampiyonası beni çok heyecanlandırıyor. Son şampiyon Fransa. Haydi beyler. Gökhan'dan 2 gol. Enis'ten 1 gol. Yani bu sezon biz herhalde bu iş tamam. 11 puan oldu 17. haftadan. Demek ki bir tane golcüsü olunca çok fazla şeyler değişebiliyormuş. Tansu. Uzun bir top yavrum benim. Herkes uyudu var ya. Herkes uyudu. Gökhan hop tıkırladı. <laughs> Millet biz ne oynuyoruz moduna girdi bir an. Tansu, Bedirhan, Mehmet biraz yorgundu. Gökhan hop yine affetmedi. Bir de Enis'in golünü görelim. Gökhan orta sahadan aldı. Bıraktı Cihan'a. Tek top Enis'e doğru. Enis güzel koştu. İyi kontrol dar açıdan gelişine çok iyi vurdu. O top dağlara taşlara gidebilirdi yani. Evet Yusuf'un bir sakatlığı var ama zaten bu sezon artık başka maçımız olmadığına göre daha doğrusu 2025'te olacak mı bilmiyoruz. Avrupa şampiyonasında olmadığımıza göre olmayacak herhalde. O yüzden sakatlıklar bizi çok ilgilendirmiyor. Devam. Beyler yemin ediyorum kulüp çöküşe geçti çöküşe. Yani bir buçuk milyon euroyu yedik biliyor musunuz? Hatta 1.7 milyon, 2 milyon euroya yakın parayı yedik 6 ayda. Ocağı biz el elde baş başta böyle kalacağız gibi. Bu yalnız hiç iyi olmadı. Yani bir noktada tabi sezon sonu gelirler 1-2 milyon euro gelecek de böyle giderse ben size söyleyeyim. Adam satsak anca yani adam satmadan şey alma ihtimali kalmadı. Taylan'ı alma ihtimali kalmadı. Benim korkum tek oyuncunun satışının da yetmemesi. O duruma gelir miyiz bilmiyorum ama inşallah gelmeyiz. Durumumuz hiç iç açıcı değil açıkçası. Yönetimin beklentisine bakalım. Ya <laughs> Allah aşkına şunu şuradan kaldırın. Şampiyonlar Ligi vizesi diyor ya. Beraberlik yönetim yalnız galibiyet bekliyor. Bakalım. Zor bir dönemeçten geçiyoruz. Çagri'de deplasmanımız var. 2-3 gün sonra bir de Göztepe öyle oynayacağız. 4 gün sonra Konya. Çok sıkışık bir fikstür. Rotasyon kadromuzun kalitesi çok önemli bir rol oynayacak. Şu an tabi e, maç eksiğimiz var. 2 maç eksiğimiz var. Ama bilmiyorum. Yani burası 13 olduğunda puan yine 28 falan olabilir. 25 de kalabilir. Bakacağız. Devam. Beyler ilk defa FIFA'nın en iyi oyuncu ödülüne şey oy verebileceğiz. Haydi bismillah bir bakalım kim varmış kim yokmuş. Biz de oy verebiliyormuşuz haberimiz yok. Geçen sene oymayı isteyen yoktu tabi. Mbappe 34 gol 9 asist. Gol, maç sayılara aynı 31 4 asist. Mbappe önde gözüküyor. Mbappe hala PSG'de mi? Aynen. Salah 26 gol 11 asist. Fena değil. Evet Lewandowski yaşına göre yine 26 gol atmış. Junior 19 gol 13 asist. Yani şu biraz daha dengeli ama. Tabi 34 gol başka bir seviye ya. Herhalde bir, bir şuraya Mbappe'yi yazacağım. 2'ye Haaland'ı yazacağım. Bunların ikisi de coşmuş durumdalar. 3'e sanki Junior yazasın var ama Salah da yani 26 gol 11 asist. Hakikaten efsane bir performans. Şöyle bir ilk üçümüzü verelim. Vatana millete hayırlı olsun diyerek oyumuzu kullanıyoruz. Haydi bismillah. Tamam şimdi. Evet. Ahmet Ay'ın oyuncusu seçilmiş 2 maçta 3 golü var. Ee, Semi 3. sırada 2 gol bir asistle kendisini tebrik ediyoruz. Burada hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu. Gökdeniz çok çalışmasına rağmen sağ kanattan topla içeri bindirmeye alışamadı. Nasıl al alışamıyor onu anlamadım. Zaten sağ kanat oynuyor. Kanat forvet oynuyor yaptığı iş o. Bu biraz mantıksız oldu bence ya. Çünkü zaten Gökdeniz'in yaptığı şey bu. Ama yine de olsun çok önemli değil diyoruz. Biraz şöyle bir Ocak ayına kadar bekleyelim. Onun ondan sonra belki ya tekrar çalıştırırız bazen ikinciye çalıştığında oluyor. Ya da başka bir şey çalıştırırız. Aslında dokunmasak da iyi oynuyor yani. Şu an performansı çok güzel. O maçta 6 gol bir asisti var. Devam. Evet artı almışız yönetimden. Ee, karşılıklı güven bağından çok memnunlar. Prestij artışını takdir ediyorlar. Bir artsa da bizde biraz doğru düzgün personel alabilsek kulübe çok güzel olacak. Onun dışında e, galip, Samsun galibiyetinden memnunlar. Hatay ve Trabzon mağlubiyetlerinden dolayı biraz mutsuzlar. Şampiyonluğa oynanmasından ötürü çok memnunlar. Tabii şampiyon olabileceğimizi pek zannetmiyorum ama... Bu sıralarda tutunabiliyor olmamız bu haftanın sonunda kaç 11. haftanın sonunda önemli. Takım dinamiklerine bakıyoruz. Nüfuzu yüksek oyuncumuz yok. Nüfuzlu oyuncularımız var. Yakın zamanda illa 1 veya 2 oyuncu. Şu ikisi Semih, Hamza. Bunlar bence en büyük adaylar. Çünkü geçen seneden beri oynayan oyuncular artık yavaş yavaş ıı, takımdaki yerlerini de iyice sağlamlaştırdılar. Onların nüfuzu yüksek oyuncusu oyuncu olmalarını bekliyorum. Liderlerimiz belli. Ali Emre, Kaan Arslan bu ikisini zaten bekliyorduk. Gökdeniz biraz sürpriz oldu. İyi de oldu. Bir de takım uyumuna bakalım. Takım uyumu hala iyi. Çok iyi seviyeyi çıkartamadık. Ama Ocak ayına kadar çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Sadaki rakibimiz Çaykur Rizespor. Oyuncularımız gayet diri durumdalar. Zor bir deplasman. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada rotasyon kadromuzu özellikle bir dahaki maç çok iş düşecek. Büyük ihtimalle full rotasyon yapmak zorunda kalacağız. Çünkü oyuncuların o sürede dinlenebilmesi mümkün değil. Dinlenseler bile 40'te 30'da 40'ta şeyler e, kondisyonlar düşmeye başlıyor Allah'ım ya Şimdi ne diyelim? Basın diyeceğim burada yani. <laughs> Sıkıştığım zaman basına koşuyorum. Mia Hemen Faruk'u miya. Hadi bakalım. Şöyle bir onu tuttuk. Kamara profilini göremiyoruz ama en çok ıı, asist yapan oyuncu Andrezinho. Yani Deniz fena değil ama sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Şu iki oyuncuyu tutalım yeter. Hadi bakalım. Tribünler dolu. Tarık uzun oynadı. Hop Semih aslanım benim defansa yardıma geldi. Kaan sağ tarafa doğru güzel pas. Gökdeniz çizgide kontrol etti. Verdi pasını çapraza. Hmm. Şeyi koştursa Taylan'ı koştursa daha iyi olacaktı. Şimdi kontrol imkanı Rize Spor'da. Eyvah. Mia verdi pasını Kamara. Çok iyi geldiler var ya. Çok çok iyi geldiler. Orada Gökdeniz'in hatalı pası bize biraz pahalıya mal oldu. 2'ye 2 iki yakalandık. Bak. Kaan bir oraya mı bir buraya mı gideyim derken. Orada ben Mia şut çeker diye düşünüyordum. Çekmedi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Biraz daha kanatlara doğru açılacağım. Daha çok çabalayın. Güzel. Kerim taş atışını kullandı. Deniz aldı topu. Şöyle biraz bekledi. Furkan'a bıraktı. Kerim, Furkan Emin. Dar açıda iki kişi çıkardı oradan topu. Güzel. Verdi şimdi pasını Hamza'ya. Hamza'dan ara top. Semih gelişine ne yaptın Semih? Semih'in de böyle bazen çok kötü şutları var. Genellikle golünü atıyor ama Romanya Tarık Uzun oynadı Deniz hoppa Kerim Ege Furkan şimdi tekrar Ege'de Deniz'e bıraktı Furkan Emin uzun bir top Semih'e doğru isabetle Semih ah be. Gökdeniz'de şimdi top sağ taraftan verdi pasını Hamza'ya Hamza dön bebeğim dön çaresiz başım Taylan Gökdeniz ne yaptın Gökdeniz? Kerim köşe vuruşunu kullandı vur ona Gökdeniz şimdi Hamza'da top tekrar Haydi beyler bu maçı çevirebiliriz. Tayland uzun oynadı Gökdeniz'e doğru. Şimdi tekrar Taylan'da top. Şunu bir müsa... Tamam yerden ortaymış zaten. Tayland sağ taraftan ilerliyor. Haydi Taylan. Bıraktı Furkan'a. Kaan, Ege yerleştik. Hamza oradan çok güzel çıktı. Hamza birebir gidiyor. Hamza'dan tek kişilik şov. Yavrum benim. Bir kez daha izleyelim. Furkan, Kaan, Ege iyi e kontrol. Hamza aldı. İlerliyor. Çok güzel vurdu. Yavrum benim. Bravo Hamza. Şimdi Kerim de top sol taraftan ilerliyor. 2-1 mi gelecek? Ege nefis top. Enfes top. Çevir o. Vuran tamamla. Hocam penaltı. Vallahi tamamlıyordu penaltı. Tartışmam bile. Hamza yalnız golü attı. Tedirgin. Yapma Hamza. Hallederiz. Ha, şey penaltı pozisyondan dolayı mı? Şimdi kendinden emin. Belli ki Semih'e güveniyor. Semih motive oldu. Haydi Allah'ım Semih ya. Vur ona Furkan Emin. Ah be. Şimdi Furkan Emin şovunu yapacak dedim içimden ama. Başarabiliriz beyler haydi. Biraz daha kanatlara açılacağım. Devre arasına giriyoruz. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçmeyin diyorum. Çift forvete dönebiliriz. Ama işte deplasman olduğu için biraz yani daha çok çabalayın. Haydi beyler. Gol atalım derken ucunda yemek de var. Mia, Deniz. Şimdi Kerim de top. Ege'ye bıraktı. Sol tarafta Furkan Emin. O da Kerim'e döndü. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. Dön geri güzel. Kaan. Şimdi orada Hamza'ya. Ver Hamza'ya güzel. Hamza aldı döndü. Verdi fasını da. Semi, ilk kontrol. Yavrum benim ya. Kolayı zoru kaçırdı. Dur. <laughs> Kolayı kaçırdı zor attı. Ben bugün bir konuşabilirsem çok güzel olacak da. Siz sesi kapatın öyle izleyin. Furkan. Hamza. Uzun oynadı. Nefis bir pas. Semih. Yavrum benim. Bravo Semih. Dedim ama bu maçı kazanabiliriz diye. Tabi daha her şey bitmiş değil. Semih yoruldu. Hemen şuradan hop. Eren'i aldım. Maç kondisyonunu koruyor. Hala skor kritik olduğu için çok fazla rotasyon yapmak istemiyorum. Bu maçı şöyle bir 3 puanımızı alalım. Ondan sonra bir dahaki maç zaten kendi evimizde. Bruno Eren. Oo, dağlara taşlara. Zaten Göztepe iyi durumda değil. Tarık. Of deli gönül. Haydi Tarık. O top bizde güzel. Gökdeniz, Furkan, Taylan. Hamza, Furkan, Ege, Furkan Emin geri döndü denize biraz açılsın diye. Biraz şey derine git. Ka Kerim Furkan Emin tekrar denize döndü. Şimdi Furkan yöntem. Hamza bak kaçıyor. Güzel top. Eren bıraktı göktenize. Açısı dar. Vur ona. Çok güzel tıkırlat. Evet. Dakika 80. Bence artık değişiklikleri yapalım. Gökdeniz Delibaş, Hamza, Ahmet, Ahmet'i özledik, Doğancan'ı özledik, gel aslanım. Kim oynamadı? Emir oynasın. 2, 3, 4, bir de Emin oynasın. Gel bakalım. Emir. Evet. Zaten oynayacak bir sonraki maçta. Furkan, Hamza. Bak Eren tek top hemen bıraktı. Şey i̇şte yardımcı forvetin güzelliği bu. Döneni de tamamladı. Güzel. Bu arada Furkan yöntem Taylan falan da da. Artık arada sade dinlenme diyebiliriz. Sakatlık çıkmasın. Kerim. Son dakikalarda bir pozisyon daha mı? Doğancan nefis sıyrıldı. Verdi pasını Kerim'e. Ah be bir yetişebilse. Doğancan ver kelime tekrar. Ege'ye verdi. Ara top denemesi sıyrıldı. Doğancan hop yavrum beni. Kendin de atmıyorsun rakibi attırıyorsun ha. Furkan Emine bir mesaj var orada. Ensendeyim mesajı. Bir anda maçı çevirebilir miyizden den taraftar 5-5 yapmaya başladı. Bak. Güzel. Eren aslında bir gol atabilirdi doğru yerde durabilse de. Çok güzel. Şöyle bir ne diyelim. Valla alınan skordan oynanan futboldan çok memnunum. Herkes mutlu biz mutluyuz. Sıra geldi Göztepe'ye. Burada işte rotasyon kadrosunun kalitesi belli olacak. 145 kazanabildiğimizi kazanıyoruz ama vallahi yetmiyor. Hamza bir gol bir asist aslansın. Gol yollarında özellikle attığı gol çok önemliydi. Bizi hayata döndürdü resmen. Şunlar yalnız var ya bak. 16, 16, 16. Bu da 16. Bambaşka bir oyuncu olur. Yapabilir mi 16? Bence yapabilir. Güzel. Toplantıyı geçtim. Şurayı hemen e, rotasyon dedim. Evet. Haydi bakalım. Taylan'ı şuraya attım. Kerem'i şuraya attım. Deniz'i şuraya attım. Şöyle bir kaydetsek hatta güzel olacak. Takım seçimini kaydet. Rotasyon. Bilmeyenler de böylece öğrenmiş olur. Rahat bir şekilde böyle az takım rotasyon değişikliği yapabilirsiniz. O zaman Göztepe maçına doğru ilerleyelim. Beyler hakikaten Cihan'ın inanılmaz bir gelişimi var. Yani 16 yaşında pek çok meseleyi oturtmuş durumda. Fizik belirli bir seviyede. Bazı özellikleri 9-10 ama genel olarak fizik tamam diyebiliriz. Zihinsel yaşına göre harika bir seviyede. Çoğu geri kalan özelliklerin çoğu ya 10 ya 9. Bir iki tane 6-8 var. Onlar da zaten illaki gelişecektir. E, teknik oturmuş durumda. Orta biraz zayıf ama onun dışında Dribbling 9, 11, 11, Teknik 14, Topkap 12. hakikaten sağ tarafta bizim elimizi o kadar çok rahatlatıyor ki belki de umduğumuz parayı bulamazsak ya da parayı başka bir yere harcayalım dersek Taylan yerine gelecek sezon Cihan'la da ıı, devam edebiliriz. Yani hakikaten a, ıı, altyapının verdiği inanılmaz bir güç var takıma. Şimdi pek çok iki tane oyuncuyu gönderdik. Eğer altyapıdan 2-3 tane oyuncu da gelmeseydi biz bu oyuncuları nasıl yerine dolduracağız diye kara kara düşünecektik. Şimdi Furkan Emin, Deniz olmasa Deniz yerine bir oyuncu alacaktık. Ege olmasa Ege yerine bir oyuncu alacaktır. Alacaktık. Bunlar hakikaten bizim sırtımızdaki yükü o kadar çok azaltıyor ki mesela Ali Emre gidecekti. Serhat olabilir mi diye düşündük. Hazırlık maçlarındaki performansını pek beğenmedik. O ayrı. Ama şu an gidiyor oynuyor kale konusunda da rahatız. Yani bir sene şimdi birincilik seviyesinde e, oynayacak. İlla ki gelişecek ki gelişiyor. Belki de diyeceğiz ki artık yavaş yavaş Ali Emre ile yolları ayıralım. Serhat'lı yolumuza devam edelim. Yani alt yapıya, sağlam bir altyapıya sahip olmak e, bence bir takım için olmazsa olmaz. Teknik ekiple toplantımıza geçelim o zaman. Evet şöyle bakalım. Deli başta güzel bir gelişme var. Ee, oynamaya başlayınca az takımda rotasyon e, miktarı artınca gelişmeye de başladı. Yalnız 3.5 yıldız net 4.5 yıldız olabilecekten 3 yıldız net 4 yıldız olabilere düştü. Ee, Hamza'nın antrenmanını değiştirdik. Onda şu an için bir e, gelişme yok. Zaten gelişmişti de şu an durulması normal. Kerim uzun zamandır bir düşüş içerisindeydi. O bizi biraz üzmeye başlamıştı. Şimdi o da toparladı. Yavaş yavaş artmaya başlıyor 3.5 yıldız diyor maksimum da Ben yine bir 4 yıldız olabileceğini umuyorum Hadi bakalım Kerim Ben Kerim'e çok inanıyordum ya İnşallah daha güzel şeyler yapacak İnanıyoruz ona yolumuza devam edelim Hamza'nın gelişim grafiğine şöyle bir dikkat çekmek istiyorum Hakikaten fişek gibi fırlamış ee, İyi ki onu kiraladık gerçekten böyle bir orta saat tipine ihtiyacımız vardı Alıp kat kateden e, orta sahi delen Dediğim gibi Fas ile FAS ilgili oyun karakteristiklerini Ege ve Furkan arasında paylaş paylaştıracağım. Hamza'dan tek istediğim var. Orta sahadan alıp gitmesi, adam eksiltmesi. Bundan sonraki özelliği e, özel bundan sonraki oyun karakteristiği özel yeteneğini kullanır olacak. Tabii biraz bekleyeceğim Ocak ayına kadar. Oyuncu da biraz soluklansın. İnşallah böyle gelişmeye devam eder. Hadi bakalım. Bedirhan'da güzel bir gelişim var. Kiralıkta çok fazla istediği süreyi bulamamıştı ama şu an güzel gözüküyor. Orta faz, karar alma, özel yetenek, topsuz alan, dayanıklılık, denge, hız, hızlanma gelişiyor. Güzel. Şakmakı 19 yaş altında da maç aralıkları arttığı zaman rotasyona ihtiyaç duyuluyor. Mehmet'in de arada dinlenmesi bakımından Bedirhan biraz güzel oldu ama yine Ocak'ta eğer başka bir takım bulabilirse oynayabileceği. Göndereceğim. Aslında zaten bu sezonu 19 yaş altında geçirmesi gerekirdi çünkü oyuncular alt yapıdan çıktıktan sonra mutlaka bir sene 19 yaş altında oynatırıyorum ondan sonra kiralık göndermeye başlıyorum ama sol tarafta çok fazla oyuncu çıktığı için e, orada Mehmet'i tercih edip göndermiştik şimdi biraz daha dengeli oldu en azından bir 6 ay bizimle birlikte e, vakit geçirdi zaten karakteri de güvenilmez pek e, kadroda tutacağımızı zannetmiyorum. Üzerinden güzel bir bon servis kazanabilirsek 120.000 euro ile 600.000 euro arası bir değeri var. Bizim için çok çok iyi olur. Devam. Evet yönetimden e, altyapı, altyapıdaki asistan menajerlerin ve antrenörlerin maaşlarını arttırması için yönetimden istekte bulundum. E, ne yazık ki kabul etmediler. Maaşlar zaten yüksek. Bu yüzden arttırmayacağız dediler. Antrenörlerde de durum aynı. Şöyle bir yönetimle konuşalım bakalım fikirleri değişecek mi? Evet yükseltmeye uygun görmüyoruz dedi. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Zaten her ay ekside olduğumuz için maaş artışının olması pek mümkün gözükmüyor. Hadi bakalım devam. Muzo'dan Hamza'ya övgü var. Muzo konuşmalarına devam ediyor aslanım benim. Aslında böyle bir şey yapması büyük olgunluk. Çünkü e, muzafferin yerini alan Hamza'ydı. Ama işte yapabilecek bir şey yok. Biz Muzaffer'e haddinden fazla şans verdik. Koca sezon oynadı. Hiç gelişmedi. Ev öyle olduğu zaman da yapacak bir şey yok. Ertesi sezonda şaka maka yani 25 maçta oynamış. Çoğu yedekten girmiş ama yine de oynamış. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Hamza'yı övmesi çok çok güzel. Bakalım inşallah bu performansını devam ettir beyler. 7 asist 1 gol nedir ya? Hamza da hakikaten yine coşmuş coşturmuş. Geçen sene ne yapmıştı? 4 gol 10 asist. Valla golü bilmem de gol yine aynı seviyelerde kalabilir. Asiste geçecek gibi gözüküyor. Şimdi Süper Lig'de haftanın gollerine bakalım. İkinci sırada Semih var. 3 ile 1'i merak ediyoruz. Bir tık şöyle hızlandırdım. Karimi Uzun bir top havadan Cordoza iyi kontrol sol ayağıyla köşeyi çok güzel bırakmış. Zor bir pozisyon. Hem kontrolü zor hem de bitirişi zor. Evet ikinci golümüzü izleyelim. Kaan, Furkan verdi basını Hamza'ya. Aldı döndü nefis bir uzun top var ya. Tam Hamza'nın asistlerinden bahsederken bu gol çıktı karşımıza. Şunları yapsın yeter zaten ya. Evet. Gole bak haftanın golüne bakalım. Frikik golü hop güzel. Ama kalecinin tabi hatası var. Oradan sağ köşe atılır. Boşu boşuna sol tarafta bekliyor. Evet. Şimdi haftanın takımına geçelim. Haftanın takımında Hamza var bizden. Tamam. Karazor girmiş. Peki Karazor milli takıma da düşünüyoruz. Hatta bence var ya. Berat yerine Karazor alalım mı? Bir Berat'la Karazor'u bir kıyaslayacağım. Neredesin Berat? Berat buradasın. Hemen şöyle bir Karazor'a geldim. Zinse olarak Karazor. Fas bir tık önde. Markajda Berat biraz daha iyi. Top kapma da iyi. Penaltıyı geç. Uzaktan şutları var Berat'ın. İlk kontrol kafa driplingi de var. Fizikte de Berat önde zor bir karar. Ama şu soğuk soğukkanlılık ve takım oyunu benim çok hoşuma gidiyor. Da sanki Berat biraz daha önde gibi. Şimdilik Berat'la devam edelim. Performansını beğenmezsek Karazor'a döneriz. Ya da şöyle yaparız. Karazorum Karazor orta sahada da oynuyor galiba. Belki de şeyi çıkartıp Oka'yı çıkartıp Karazor'u koyabiliriz. O da yani şaka maka yaşlanıyor yaşlanıyor. Son 1-2 senesi. İlla Karazor milli takımın bir şekilde parçası olur diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Şimdi şöylelik, şöylece bir devam edelim bakalım. Evet taraftar ve yönetim önümüzdeki maçta galibiyet bekliyor. Ama tabi e, rotasyon kadrosuyla oynayacak olmamız durumu biraz değiştirebilir. Emin'in performansından memnunlar. Ege ne yapıyorsun? Tamam. Eren ne yapıyorsun? Eren gelişmeye başladı. Bitiriciliğini tekrar 13 yaptı. Bu maçta da güzel bir şeyler bekliyorum. Şu onları bir artık 11 yaparsa çok güzel olacak. Haydi bakalım Eren kalbimiz seninle. Devam. Evet güzel haberler gelmeye devam ediyor. Süreklilik antrenman performansı karar alma. Son zamanlarda gelişim gösteren iyi uyum. Süper Lig seviyesinde standart bir oyuncu. İleride önemli bir şekilde gelişebilir. Azimli oyun zekası çok gönlülük. Zaten oyun zekası sebebiyle onu takımın beyni yapmak istiyoruz. 3.5 yıldız oldu şaka beyler. Hızlanma 11'de 12'ye çıkmış. Dayanıklılık 10 muydu? 11'de galiba ya. Şu 11-12 olmuş. Onlar bir türlü 11 olmadı. Çok ilginç. Şöyle bir bakacağım. 11'de zaten tamam. 11'de 12'ye çıkmış peki. Hız artık bir 11'e çıksa güzel olacak. Vizyon kaçtı? Hemen şöyle vizyona bakacağım. 12'ydi. Yine de güzel bir çıkış yakalamış. Sok kanalık 8. Liderlik 10 tamam karar alma belgide 18 olacak yavrum benim. İlk kontrol 16 olursa çok güzel olur. Markaj biraz aynen 12'lere çıkarsa iyi olur. Korner 7, 7 8 olmuş değiş hiç gelişmese daha iyi bence. Uzaktan şut 5'de 6 olmuş peki. Sıra geldi Semi'ye. Hava toplarında iyi olmaması zaten normal boyu çok yüksek değil. Ortayı biz beklemiyoruz zaten. Antrenman performansı ön sezisi çok yüksek güzel. Son zamanlarda gelişim gösteren standart bir oyuncu. ileride belirgin bir şekilde gelişebilir. Dengeli sürekli kız. Çok gönüllülük ve mevcut formu da çok güzel. Oo, hız 15 olmuş galiba. Semih ve Aynen 14. Şuralar komple 14 15'e çıkmış. 12 miydi? Aynen 12'de 13'e çıkmış. Bence var ya. Fizik artık tamam. Bombastik oldu. Zihinsel ön sezisi 15'ti zaten liderlik 8'de 9'a çıkmış. Yavaş yavaş lider de olmak istiyor belli ki. Topsuz alan 13'müş. Vizyon 9'muş. 10'a çıkmış zaten tamam. Teknik 14'tü galiba. Evet. Fast biraz artarsa iyi olur. Biraz artmış. İlk kontrol 13'tü zaten. 10, 10, 12'de 13'e çıkmış. Ya sen var ya nasıl bir kralsın. Fıstık gibi oldu. Evet yolumuza devam ediyoruz. Sonunda 19-6 takımından bir puan kaybı geldi. ligde inanılmaz bir durumdayız. 11 puanlık bir fark var. Berabere kalmışız. Tabii ki rakibimiz Başakşehir'in altyapısı. Onlar da fena değiller. Hemen şöyle bir izleyelim. Gökhan yine boş geçmemiş. Aslanım benim. Yağızcan köşe vuruşunu kullandı. Kim vuracak? Gökhan vuramadı ne yazık ki. Yakup aldı döndü. Vuracak mı? Vurdu. Çok güzel bir bitiriş kariyerinin golünü attı Yakup Abdullah sol taraftan ilerledi döndü şimdi pas verecek arkadaşını arıyor içeri doğru kesti Selman iyi pozisyon alamadı Selman şimdi verdi pasını Muhammed aldı verdi sol taraftan Tansu ile ilerliyoruz şöyle biraz ilerledi hop kaptırdı İlhami sağ taraftan gidiyordu Tansu affettirdi bu sefer de Ömer'de kaldı top pas Behlül evet Behlül golünü attı. Şimdi Mehmet Erdem kafaya çıktı vuramadı. Mehmet koşu yoluna doğru attı. Ömercan Behlül bu sefer gol. Öbürü gol sayamamıştı bu gol. Tansu Mehmet sağ tarafa doğru Serdar iyi kontrol havadan oynadı. Gökhan iyi kontrol açıdan ya birader var ya Yıkardı gibi ha. Açım açı maçı dinlemeden sağdan soldan atıyor çok değişik bir oyuncu. Mehmet ne yapıyorsun aslanım? Mehmet'in komple yeşil olduğu dönemler bitti gibi gözüküyor. Zaten sonsuza kadar sürmeyecekti ama hakikaten inanılmaz gelişti. Gökhan durdurak bilmeden devam diyorsun peki. Enis. Tamam. Enis de biraz gelişti. Şimdi duruldu. Sıkıntı yok. Devam. Evet, sıra geldi Göztepe karşılaşmasına. Rotasyon kadrosuyla çıkacağız. Oyuncular tamamıyla dinlenmiş durumda. Aslında yani az takım oyuncuları da orta seviyede ama böyle olsa bile oyuncular çok kısa sürede yoruluyor. O yüzden iki gün sonra oyuncuları çok fazla yormadan ki yorgun olanlar da var mükemmel olmasına rağmen. Rotasyon kadrosu ile çıkacağız. Onların da maç kondisyonu düşüyor. Biraz onlara da güvenimizi belli etmemiz lazım. Çıksınlar oynasınlar. Soyunma odasına giriyoruz. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Göztepe ile yarım kalan bir hesabımız var. Emir gerildi biraz. Şimdi hemen forveti bir defa tutacağız tamam mı? Boyu kaç? Boy konusunda bir sıkıntımız yoktu. 1.79'muş tamam. Lucas geç. Sanki Lucas mı daha tehlikeli? David daha tehlikeli gibi geldi bana. Evet sert olmaktan çekinme dediğine göre ben yine sert davranmayacağım da bir pres yapalım ona. Hoppa. İşte şu ne yazık ki şu görüntüleri bir tek gösterme maçında görebiliyoruz ya. Bize en çok o üzüyor. İzmir derbisi. Tribünler tıklım tıklım. Çok güzel bir atmosfer. Bu o lideriz. Bu atmosferin tadını da ne yazık ki rotasyon kadrosu çıkaracak. Az takım oyuncuları yedekte. 40 yılın başı bir kez tribünler doldu. Orada da az takım oyuncuları oynayamıyor. Emirhan. Duran topu kullandı. Hüseyin vurabilir mi? Üstten dışarı. Dakika 8. Tehlikeli geldik. %72 ile başlayan bir altın ordu var. Pozitif alıyorum. Daha çok çabalayın diyorum. Haydi aslanlarım. biraz yine kanatlar alacağım. Deli Delibaş'a da güveniyorum. Doğancan'a da çok güveniyorum. Oo. Birden tam tersi oldu. Birden tam tersi oldu. Göztepe şu an 60'lara çıktı. Bakalım. Haydi beyler bir kendinize gelin başarabiliriz ya. Tiyani iç. içeri doğru kesti. Aman diyeyim gol dedik. Neredesin anne hani Emir? Sarayı da görmüşsün. Bak. Ha, Emir burada. Adam paylaşımında bir sıkıntı var ama Emir sol taraf oyuncusu. Emir'in tutması lazım. Neyse. Şimdi parmakla iş... Hadi beyler canlanın biraz ya. Rotasyon kadrosu dedik. Biraz güvenelim dedik. Yedek oyuncular hiç oynamıyor dedik. Hakikaten de oynamıyorsunuz yani. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Allah'ım ya Rabbim pozisyonun P'si yok P'si. Göztepe oynuyor biz izliyoruz. İsak uzun oynadı kim vuracak orada üstten dışarı çıktı Top. Bir çift forvete mi forvete bir şey döneyim bari ya. Durduk yere yani az takımla çıksak galibiyet alacağımız maçı kaybedeceğiz şu an. Semih gel buraya. Doğancan ters ayaklı kanat oyuncusu destek tamam. Emirhan ters ayaklı kanat oyuncusu. Destek bakayım. Tamam. Onun dışında Ahmet yine merkez orta saha, destek, Furkan Savaşçı orta saha, Peki. Evet. Şöyle bir devam edelim bakalım. Haydi beyler başarabiliriz. Dakika 80. Nasıl yapacağız? Hamza gel. Tamam mı? ofansif oyun kurucu hücum Doğancan 620 Furkan Emin gel Delibaş, 6 640 Gökdeniz gel kanat forvet hücum Bir değişiklik hakkımız daha var Emir 620 Deniz gel Yüklen artık diyeceğim Kaleyi gördüğünde vur diyorum. Ayağın uzun oyna diyorum. Tempoyu full yükselteceğim. Haydi bakalım. Son bir kez başarabilirsiniz diyeceğim. Maalesef bir sıfırlık mağlubiyet. Parmakla işaret et. İyi bir performans göstermediniz. Bu maçı kazanmanız gerekirdi diyorum. Evet rotasyon kadrosu sınıfta kaldı sınıfta kaldı. Öyle çok fazla da güvenmemek lazımmış. Liderliği de kaybettik. Oo, Hatay Spor 4 atmış. Hatay Spor 4 atmış. Ben size söyleyeyim. Rus menajer Ocak ayında gidebilir. Ocak ayında gidebilir. Çok sıkıntılı durumdalar. 18 puan. Konya Spor 26 puanda. Saadaki rakibimiz günün son karşılaşması of Konya deplasmanı. Şuradan 2 puan kaybederse, buradan da bir puan kaybedersek çok kötü olacak. Kaç gün dinlenmemiz var? 3 gün. Zor zor bir tempoya girdik. Aslında mantıken burada rotasyon kadrosunu oynatmamız en doğrusuydu ama istediğimizi alamadık ne yazık. Devam. Emir forma sıkıntısı bulamama sorununu açtı. <laughs> Emir sorunlarını aşacak diye biz 3 puandan olduk. Neyse artık yapacak bir şey yok. Haydi bakalım Emir senden daha yüksek performanslar bekliyoruz. Haftalık antrenman raporuna bakıyoruz. Binci Sade, Aslan var. Aslanım benim. Orta sahada beni çok heyecanlandırıyor. Bir patlamayla şu artık onları full komple 11 istiyorum. Onun dışında zihinsel ve teknik hiç fena değil. İkinci sahada de Semih zaten baktık. Hamza aslanım benim. E, yedeklere bakalım. Mehmet az evvel baktık. Güzel gelişmeye devam ediyor. Cihan zaten baktık aslansın. Muhammed'in çok fazla potansiyeli yok. Ona da şöyle bir bakmış olalım ve devam edelim. Evet Altın Ordu'da gençlerin e, seviyelerine ilişkin bir ön bakışımız var. Gençlerin seviyesi müthiş. E, kalitesi mükemmel seviyede. Merkez savunmacılar bir tane. Bir tane stoper bekliyoruz. Gerçi geçen sene bir tane kaleci A diyordu ama kaleci A çıkmadı. Her zaman için bunlar kesin bir şey söylemiyor. Ee, sürpriz faktör her zaman var. Ofansif orta saha biz pek kullanmıyoruz ama onu mutlaka orta ad adapte edebiliriz. O yüzden sıkıntı yok yeter ki çıksın. Kanat oyuncuları valla kanatlarımız fena değil. Center for Gökhan var. Bizim şu an hakikaten neye ihtiyacımız var? Bir tane kaleci sağlam bir tane çıkısı olabilirdi ama Serhat da fena gelişmiyor. Bilmiyorum bakacağız. Ya böyle 3-5 tane 4 yıldız değil de bir tane çok sağlam, çok özel bir oyuncu çıksa çok güzel olur. Çünkü hemen hemen artık her bölgede iyi seviyede oyuncularımız var. Stoperimiz var. Kaan tabii gider mi? Gideceğini zannetmiyorum. Şu an teklif gelmesi pek mümkün değil zaten. Bonservis bedeli de 900 aldık. 3-4 milyon euroya satarsak bizim için bir manası olur yoksa hakikaten çok iyi bir performans sergiliyor. Fizik oturdu, zihinsel oturdu. Kurtarır 12-12-12 hiç fena değil. Bakacağız bakalım devam. Evet 19 yaş altı takımını da yavaş yavaş aşağıya doğru çekmeye başladılar. Gel bakalım sen buraya diye. Maçın adamı Tiago olmuş. Fenerbahçe karşısında mağlup olmuşuz. 3 golümüz var. 4-3, 5-3 filan bitmiş demek ki. Bu arada Emir ne yazık ki sakatlandı. Allah'tan çok uz şey ağır bir şey değil. 1-3 gün hemen şöyle dinlendirelim. Evet Yazıcan'ın golüne bir bakalım. Yazıcan potansiyelli oyuncumuz. Özgün Eri. Uzun oynadı sağ tarafa doğru. Sertan. Sertan Vardar, Sercan Vardar kardeşlere buradan selam olsun. Buca Spor'un yıldız oyuncularıydı. Championship Manager'da azalmadım. Faruk. Yazıcan uzaktan mı yazacak? Yazdı. Uf, çok güzel vurmuş. Çok güzel vurmuş, güzel. Sertan yetişecek mi? Serdar çok güzel pas oldu derken Yağızcan aldı, döndü. Uğuz. sandan güzel bir vuruş. Öne de geçmişiz aslında. Uzun bir top tekrar Muhammed'de kaldı. Verdi pasını havadan Atala iyi kontrol, birebir. Birader biz buradan nasıl yenildik? Dakika 67 3 1. Bir mucize yaşamış Fenerbahçe. Kaan, Bülent. Tekrar Kaan'da top. Sol taraftan aldı. Çizgiye indi. Açtı. Thiago. Evet. Buldun 19 yaş altı takımını oyna Thiago. Az takımda görseydik aslanım. Ali, İshak. Uzun bir top Thiago'dur. İshak da çok sağlam. Alper. Güzel. Oldu mu 3-3? Dakika 81. Şimdi İshak'ta top tekrar bıraktı Ufuk'a. Ufuk hoppa saçının hastasıyım var ya. Ben de Mohikan gördüğüm zaman. muhak pardon. Mohikan nereden çıktıysa. Vallahi dayanamıyorum. Var mıdır bir şeyler? Bakayım mı? Vallahi bir tane bulduk. Şey Regista bulduk Galatasaray'dan. Saçlar da şekil. Ufuk. Sağ kanı yok ya ufak. Öyle bir mevkide oynuyorsun ki enisi geçmen hemen hemen imkansız. Yolumuza devam edelim. Beyler birisi Hatay Spor'u durdursun. Hakikaten bizi yendiler. Tamam mı? Beşiktaş 4-1, Başakşehir 5-3. Yavrum benim süper süperlikte dördüncü sıradalar. Bir Hatay Spor efsanesi. Konya Spor biz liderdik. <laughs> ne oldu anlamadım ben. Bir anda beşinciliğe düştük. Gerçi bizim maç eksiğimiz var da. Galatasaray ve Trabzon'da bir maç. Fenerbahçe ve Hatay'da iki maç. Yine de işler biraz sıkıntıya girdi. Görüyorsunuz bir mağlubiyet nasıl her şeyi değiştirebiliyor. Oradan galibiyeti alsak liderliği ortas iki maç eksikle ya da bir maç. Neyse bakalım. Devam. Evet yönetim ve taraftarın beklentisi beraberlik hatta Konya Spor'un da kazanabileceğini düşünüyorlar. Konya Spor maçı Süper Lig'de kaderin belirleyecek maç olduğu için bu karşılaşma tam 6 puanlık bir maç resmen. Allah Allah. Alınacak iyi bir sonuç ile bu sezon hedeflerinden biri de gerçekleştirilmiş olacak. Hadi bakalım. Ya bunlar var ya Şampiyonlar Ligi vizesine taktı. Alım <laughs> unutun şu Şampiyonlar Ligi vizesini. Gökdeniz'in performansının devam etmesini istiyorlar. Hamza hoppa çalışkanlık. Ya var ya kaç 12'den 13'e mi fırladı? Aslansın Hamza. Ekin yapma Ekin. Bir ara gelişiyordu aslında da konsantrasyon artıyor diğerler hafif düşüşte neyse. Hadi bakalım. Gergin bir maç. Taraftar 6 puanlık diyor. Neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Evet günün son karşılaşmasında rakibimiz Konya Spor. Yedekten soktuğumuz oyuncuların maç yükü ağır olmuş. İyice geçen maç oynatmamışız. Hakikaten orta gözüküyordu ama pek kaldıracak durumda değillerdi belli ki. Şöyle bakıyoruz. Herkes maça hazır. Maç yükü ağır olsa da oynatacağız. Buradan bir üç puan almamız lazım. Zor bir deplasman. Herkes hazır durumda. Haydi bakalım. Ne diyor? Kondisyonu muhteşem. Güzel. Şöyle bir de yedeğe bakayım geçmeden önce. Bir tek Emir'in hafif bir sakatlığı var. Şöyle yapayım o zaman. İki stoper sokmayız herhalde. Sakat sakat oynamasın şimdi. Evet. Soy modasına geçiyoruz. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Yarım kalan bir hesap var beyler. Yarım kalan hesapları tamamlama zamanı geldi. Göztepe ile tamamlayamadık. 32 yaşında. Fiziksel ve zihinsel çok güzel ama fizikten geriye çok fazla bir şey kalmamış. Pardon teknik ve zihinsel çok güzel fizikten geriye bir şey kalmamış. Yanlış söyledim. Endire'ye bir de pres yapalım. Bir de Muriçe mi? Valla en çok asist yapan en golcü oyuncular burada. Şunlara bir yapacağım. Haydi bakalım. Evet maç başlıyor. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Taylan taç atışını kullanacak. Hamza aldı topu. Döndü verdi hemen pasını Gökdeniz'e. Güzel bir açı. İçeri doğru girdi Gökdeniz. Hadi be. Furkan Emin çizgide tutmak istedi. Şimdi taç bizim. Evet %82 ile oynayan bir altın ordu var. Furkan Emin sol taraftan aldı. Haydi aslanım iyi hızlandı ilerlemeye devam ediyor şimdi döndü açtı ortasını Furkan Yöntem göğsüyle kontrol vurdu rakibe çarptı Arda kafayla uzaklaştırdı Furkan Emin tekrar aldı çizgide ilerliyor açtı ortasını Gökdeniz yazık oldu Furkan Emin'in asistine baya da güzel gidiyordu biraz pozitif diyor muyum diyorum neden diyorum bu maçı kazanmamız lazım Seyit, Arda. Hata yaparlar mı? Yapabilirler. Yaptılar da. Kerim, on koşsana. Ya Kerim ya. Şimdi orta sağdan Konya Spor. Sol taraftan Konya ile Gökdeniz al onu. Hadi be. Bırakmadılar. Konya içeri doğru kesti. Bizde mi? Hop bizde. Başta Taylan'la. Güzel. Taylan. Aldı kontrol etti. Kaan'a bıraktı. Deniz. Sol tarafa dön. Kerim. Buldu boşluğu. Hemen hızlanıyor. Güzel hızlandı. Devam et böyle aslanım. Kerim ilerlemeye devam ediyor. İyi gitti. Aç artık ortanı. Açtı. Semih. Direkler. Bugün direklerin azizliği üzerimizde. Semih'e doğru gelir mi? Hoppa hocam. Hocam ver kırmızıyı. Gel 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 gel. Arda aslanım. Dirsek attı resmen topsuz anda. Güle güle. Kasap reyonuna. Kazaprion'una doğru uğurluyoruz. Başarabiliriz diyoruz. Ve başaracağız da. Biraz kanatlara açıldım. Kanatlardan dedim. Ali Emre. Uzun bir top. Semi şimdi rakipte kaldı. Onlar da uzun oynadılar. Bu sefer biz de Taylan. Ali Emre ver hemen Kerim'e. İyi hızlanıyor oradan. Güzel. Kerim'den iyi kontrol. Verdi hemen tek top. Furkan Emin Ege çok iyi gördü. Ege uzun oynadı sol tarafa doğru Furkan Emin'den iyi kontrol içeri doğru kesti ah be. Şimdi Tayland'a aldı verdi güzel paslaşma Semih kalecide kaldı ama zaten offside'di. Güzel. E ön, önünde sonunda yorulacaklar. Ki Ricardo ve Muric yorulmaya başladı bile. Kerim tehlikeli bir nokta vurabilir mi? Vurdu üstten dışarıda. Deniz. Verdi fasına Furkan Emin'e. Tekrar Deniz. Ver hemen saha. Güzel Furkan Yöntem. Kaptırma. Şimdi Semih de Tekrar Furkan Yöntem. Hamza. Hızlı bir şekilde top. Bir orada bir burada. Furkan Yöntem. Sol tarafa doğru. Furkan Emin kafayla indirdi. Semih. Uf. Çok güzel döndü. Çevikliğini konuşturdu ama. Offside olabilir. Verdi mi? İptal. bir daha izleyelim. Bak. Bir adam bir adam önde ama çok güzel döndü vurdu. Tek top. Bir daha başarabiliriz değil mi? Hadi başka bir şey söylemeyeyim. Son saniyeler. Furkan Emin denize bıraktı. Sıkışma hemen oynuyor bir tarafa. Deniz Kaan Sağ tarafa doğru güzel boşluğu iyi gördük. Taylan çok ezbere oynuyorsun ya. Adam orada rakibin arkasında tek top oynuyorsun. Al boşluğu kat et. Şimdi kiralık olduğu için oyun karakteristiği çalıştıramıyoruz da. Ege, Furkan, Hamza. Ver yine gör yine sağ tarafa. Hatalı Fas, Gökdeniz, Semih. Şimdi Furkan Emin'de ne yaparsa Furkan'ı... Ah sen var ya. Nasıl bir klassın. İki tane asisti gitti Furkan Emin'in. Hakikaten inanılmaz bir oyuncu. Bol bol kaleye isabetle şut çektik. Biraz moral verelim. Eksikler bu maç illaki bizde diye umut ediyorum. Haydi beyler. Beyler. Dakika yine 65 oldu. Mecburen çift forvet. Furkan kaçla oynuyorsun? 6.9 Eren gel buradasın. Şöyle tabi yer değiştireceğiz. Yardımcı forvet. Çizgi ortalar var. Kanatlardan. Peki. Peki. Furkan Emin, ters ayaklı kanat. Destek. Ege yine merkez ortası. Savunma dedik. Kerim'i yine biraz öne attık. Evet, Kerim yoruldu bile. Başka kimi çıkartalım? Diğerleri iyi durumda ama 3 değişikliği bir anda yapacağız. Beyler hadi. Allah'ım ya Rabbim. Gökdeniz çık. Deli baş buradasın. Can gel. Furkan Emin yoruldu öyle veya böyle. Bir değişiklik hakkımız daha var. Taylan sanki biraz tutuktu ama iyi oynuyor gözüküyor. Ege yerine biraz da Ahmet yapayım mı? Merkez orta destek. Hücum yapayım. Haydi bakalım. Kaleyi gördüğünde şut çek diyorum. Uzun top oyna artık. Taylan. Taç atışını kullandı Eren. Kesti içeri doğru. Doğancana gelmedi. Ekinde top. Sol taraftan. Yapıştır. Açısı da. Aa, vur ona. Lan oğlum. Yatır var yatır. Nasıl girmiyor Yüklen. Başarabiliriz haydi. Allah'ım ya Rabbim. Ben artık daha ne diyeyim ki size? 0-0 sona erdi, görüyor musun? Evet. Bu kadar gol pozisyonuna bir tane golün girmemesi 29 puan var da çok yara aldık ya. Bir tane de maç eksiğimiz var. Ama beyler puanlara baksanıza ya. 31, 29, 29, 29, 28, 27. Orada şurası süperlik şu an yangın yeri. Çok heyecanlı bir sezon olacak gibi gözüküyor. 72 bin euroya aldık. Bu da tabii bizi üstü. Gelir bakımından da. Ah galibiyet primlerine çok ihtiyacımız var. Şimdi seçeneklerimi değerlendireceğim diyor. 29 yaşında ofansif orta saha. Geç. Ofansif orta hiç ihtiyacımız yok. Forvet de oynayabiliyor da. Aslında tekniği fena değil. Ama fizik müzik hep 11. Bunlar zaten düşer yakında. Oldu mu sana hepsi 10? Ravil aklımızda. Maksimum 4 yıldız diyor ama bizim için iyi bir yedek olur. Emir çünkü sezon sonu gidecek. Tamam, tamam. dedim. Emirhan Aydoğan yani çok hedefimiz yok ama profil fena değil. Bir kenarda dursun belki lazım olur. Evet Avusturya'dan bir oyuncu var. 25 yaşında asıl mevkisi forvet bunu geç beyler. Geçtim. Muhammed Kiprit. Fena değil. Forvet ama şimdi Eren var da Eren de ne yazık ki gol yollarında hiç hani yardımcı forvet olarak da katkı pek göremiyoruz ama iyi gelişiyor. Şu bak 10, 10'da 11 olmuş. Onlar 11 bak bu da 10'da 11 olmuş. Tamam. Gelişiyorsa sıkıntı yok. Eren'le devam edeceğiz. Tamam. Şunu gördüm biraz rahatladım. Önemli olan oyuncu gelişsin. Geliştiği sürece biz sabrederiz. Bunu da geçtim. Kaleci fena değilmiş, 33 yaşında. Aklımızda bulunsun. Malik batmaz. Karşılıklardan. Valla fena değil, 24 yaşında. Seçeneklerimi değerlendireceğim diyor. Bu Galatasaray Adana Demir istiyorsa muhtemelen onlara gider de. Ya Eren olduğu için çok da doldurmak istemiyorum ya. 185 bin euro. Hadi listede bulunsun da Galatasaray'a da gidiyorsa yolu açık olsun diyelim. Mehmet Yeşili milli takıma yok. Kesinlikle milli takım seviyesinde değil son olarak evet yine geldik cama ekmek banmaya bir umuttur yaşamak diyoruz Ceko Allah'ım yarabbim Mertens Ramirez yeni isimler eklemeye devam ediyorum Agüero, Agüero çok güzel olur da haydi bismillah ya sen nasıl bir kralsın 11 asistan çok iyi olur bakayım Gençlerle Çalışma 999 Kararlılık 15 5.5 11'den 5.5'e hayatta düşmez. Menajer mi yapsak? Menajerimiz çok iyi değil zaten. Gel seni menajer yapayım ya. Agüero 19 yaş altı menajer var ya harika olur. Kaç? 18.000 bin vereyim. Bakayım Hadi prim de vereyim. Bak şunları da fullledim. Yeter ki kop... Oo, bu biraz fazla oldu sanki de. Hoppa. <laughs> Menajer olunca fiyat değişti tabi. 31 dedi. 3.5 verdim. 30'a indi. Allah razı olsun. Allah verecek başka bir şey kalmadı ki. 29. <laughs> ya. Menajerlik için tazmin 18'e sar ya. 28. Cık. 26. Anlaşmamız mümkün değil. Üzdün Agüero. Hulk. Teklif yapılamıyor. Godin. Geç. Kurban olayım gel bir. Şurada bir şey yap. O, kondisyonlarımız ol. Kavani. Yok. Aymar'ın tuzu kuru. Thomas geç. Manzukiç bir umuttur yaşamak. Alex <laughs> Aguero'yu Aguero alamıyoruz. Alex'i nasıl alacağız bilmiyorum yani. Şakamaka 354 bin euro. Sao da iyi para varmış ya. 354 bin euro iyi para beyler. Igor kaleci ihtiyacımız yok ama hadi bir bakalım. Sokratis geç. Sokrates de fena değildi ya. Kararlılık 16, gençlerle çalışma 16. Şemaykıl. Gençlerle çalışma 14. Geç. Jamie gel bir yaramıza merhem ol ya. Sergio. Tabii ki hayır. Modric. Tabii ki hayır. Mata. Kellini'yi bari halledelim ya. Kellini de yok. Milner. Geç. Acaba artık bakmıyorum. 150-150 bin 150, euro falan bir şeyler istiyordu. Ondan sonra bakmayı bıraktım. Bergkamp. Bergkamp'ın tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Disiplin 4. Yoksa 10 numara 5 yıldız da. Bir de gelmek istemiyor. İki tane ufak sıkıntısı var. Diego Colature savunma taktik olabilir boşta. Gomis Allah'ım 19 yaş altı antrenör kaç? 5. Gel 19 yaş altı asistan yapayım. Mert Korkmaz'ı göndeririz. Zaten çok ihtiyacımız yoktu. 5.5 Dur bakalım 11'i 5.5'e düşürebiliyor muyuz? Belki Agüero'yu alırız o zaman. Onu da şöyle denemiş olalım. 1 1 1 Ne varsa verdim. Pazarlık yapmadı bile. Evet. Pazarlık yapmadı bile. <laughs> Yüreğimize su serpti. Bütün umutlarımız tuzla buz olunca biz de rahatladık. Şevşenko geç. Raul geç. Lampard geç. Bunlar zaten Marek olsa şimdi Agüero geldi ya ben biraz artık Agüero'ya yanlarım. Hamşik gelmese de olur. Geç. Görüyorsunuz araştırmaya devam ediyorum. Ciro. Geç. Paco. Paco kondisyonel olarak güzel olabilir. Bakayım. Paco. Vagon 113 istiyor. Evet. Devam. Şimdi Phil Jones'u geç. Gerard geç. Mascherano. Ole Gunnar. Tabii ki hayır. Diego Costa çok güzel olur. Diego Costa özellikleri bayağı iyi. 16, 19, 16. Snyder neden olmasın? Asistan olmak istiyor. Yok. 19 yaş altında olursa öyle az takım asistan olacak bir durumu yok. Devam. Vidal. Artık bunlar gelmiyorsa zaten Torres Morres 130 bin euro maaş alıyor. Maldini 2.3. Overmars 1.5. Yavrum benim. Walter'a bir bakayım. Bir umuttur yaşamak. O da yok. Yalnız benim şu an Hedefim belli. Hedefi koyduk. Maaş istedik vermediler. Ee, ama 19 yaş altı menajer Agüero. Yedekte Gomis. Hemen şöyle bir profillere bakalım. Fena değil beyler. 9999 çok yönlü. Gençlerle çalışma da var. Kararlılık 15 kurtarır. Gomis nerede? Şimdi ara ki bulasın. Heh. Yani Gomis çok iyi değil ya. komis olmasa da olur da bence biz şeye odaklanalım. Agüero'ya odaklanalım. Menajer olarak Agüero'yu 19 yaş altı menajeri yapabilirsek çok büyük bir iş başarmış oluruz. Haydi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.